Yeşil olur sandıklının biberi, genç gelinler kendisi alır haberi. Genç gelinler kendisi alır haberi. Ayoğlan tatar mısın, şeftali satar mısın? Şeftali şöyle dursun, ayoğlan benimle kaçar mısın? Dünya coğrafyası adeta bir yapboza benzer. Şehirler kurulur, medeniyetler kurulur, sonra bir bir yıkılır. Buna etken bazen savaşlardır, bazen de doğal afetler. Hiçbir şey olmasa, hiçbir şey yaşanmasa, zaman insanları yaşlandırdığı gibi mekanları da yıpratır. Anadolu tam buna uygun bir örnek. Her bir köşesi ayrı bir mekan, ayrı bir olay, ayrı bir hazine. Anadolu'yu gezmeye ne dersiniz sil baştan? Hiç durmadan gezilen, görülen, bilinen, anlatılan hikayeleri unutun. Bir kez daha belki hiç bilinmeyen, belki hiç söylenmemiş, önemsenmemiş hikayeleri gören bilir farkıyla izleyeceksiniz. TRT Diyanet ekranlarında bundan sonra hep birlikte Anadolu'yu önce göreceğiz, sonra bileceğiz. Gören bilir, hoş geldiniz. İçinizden neden böyle bir mekanda program anonsu yaptığımızı sorduğunuzu duyar gibiyiz. Çünkü burası Anadolu'nun saklı kalmış cennet köşelerinden biri. Akdağ. Yerleşim merkezine 35 kilometre mesafede yoğun meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanları, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dikkat çekmekte. Burası aynı zamanda yılkı atlarının da yurdu. Hani şu çok eskilerde doğaya salınıp da çoğalan atlar var ya, işte onlar. Gönlünce koşan, dağları, tepeleri, yaylaları dört nala arşınlayan atlar. Tüm asaletleri ve zarafetleriyle göz göze gelebileceğiniz yabanıl atlar bunlar. Kekik kokulu Akdağ yaylalarının alabildiğine özgür nefesleri olan yılkı atları seyrine doyulmaz bir özgürlük şöleni sunuyor bizlere. Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Bir Molla Kasım gelir. Bu hayret ifadesini Molla Kasım bundan 600 yıl önce belki bir dere kenarında göstermişti. Molla Kasım Fatih Sultan Mehmet'in Anadolu'ya gönderdiği mutasarrıflardan ve Afyon'da görevli. Sandıklı'da Yunus Emre'nin divanını bulur ve okumaya başlar. Ama dinen uygun değildir diyerek binlerce şiiri yakar ve hatta suya atar. Ta ki kendi adına yazılan bir Molla Kasım gelir ifadesini görünceye kadar. Pişman olur ve bundan sonrası için Yunus Emre'den kendi ifadelerini özür dilemeye devam eder. Bahsettiğimiz zaman Yunus Emre'nin Anadolu'da artık yaşadığı yerlerin bilinmeye bulunmaya başladığı zaman ve onlardan bir tanesi Afyon'un Sandıklı ilçesi. Bir düğün merasimi sırasında sahip ataoğulları 20 ata yüklenmiş 40 sandık içerisine 80 bahadır gizler. Ve gece günümüzde 20 metrelik sur duvarları kalmış olan Sandıklı Kalesi'ni fetheder. Dönem itibariyle İlhanlıların saldırılarına karşı koyamayan sahip ataoğulları Germiyanoğullarından yardım ister. Hüsamettin Yakup Çelebi sadece askeri olarak yardım etmekle kalmaz, kızını da gelin olarak sahip ataoğullarına verir. Karşılığında da Sandıklı'yı çeyiz olarak alır. Sandıklı Kalesi o günleri yad etmek istercesine kalan parçalarıyla hala dimdik ayakta durmakta ve bugün Sandıklı halkının gelip eğlendiği bir alan olarak kullanılmaktadır. Kısa bir şehir turundan sonra Yunus'un kapısındayız.
Öyle bir çağdan bahsediyoruz ki istilaların, yıkımların, savaşların, isyanların ve kıtlıkların olduğu bir çağ. Ancak onca zorlukta Yunus Emre hiç vazgeçmedi düşünmekten, hiç vazgeçmedi yazmaktan ve hiç ayrılmadı hocasından. Onunla beraber ona karşı çıkanlar da vardı, şiirlerini yakanlar da vardı. Ancak ne güzel söylemişti, Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Biz de onu ne kadar sevdiğimizi belli edercesine uzaklardan geliyoruz Sandıklı'ya. Ve Sandıklı'da olduğu düşünülen, kabul edilen Yunus Emre'nin türbesindeyiz. Duyduk, geliyoruz, göreceğiz ki bilirim. Haydi o zaman birlikte ziyaret edelim. Türbeden içeri girdiğinizde insanlığın en dingin ve en saf halinin buluştuğu noktada olduğunuzu idrak ediyorsunuz. Burada benliğin en güzel manzaralarına rastlarsınız. Umudun tarlası Yunus Emre Türbesi'ndeyiz. Onun huzurundayız artık. Biz türbeyi gezerken o sanki biz yokmuşçasına yapıyordu işini. 10 yıldır Yunus'un mekanında yaşına aldırmadan katmış önüne süpürgesini çalışıyor Melek teyze. Kuruyan yaprakların arasında geçmiş günleri yad eder Yunus'la hem dert ola ola. Hem soluklansın hem de bir dertleşelim istedik. Melek teyze nasılsınız? İyi. Allah iyilikler versin. Sen kaç yıldır buralısın? Ben buralıyım, doğalım. Doğma büyüme buralısın. Anneyi, babayı, kardeşleri hatırlıyor musun? Biliyorum. Kardeşlerimi biliyorum. Ha nerede? Onlar işte, herkes tavuk. Evet. Var mı sen, evlendin mi? Çoluk çocuk var mıydı? Bicik kızım var benim. Nerede kızın? O da Almanya'da. Almanya'da mı? Hı. Gelip gidiyor mu yanına? Bazı geliyor, bazı gelmiyor. Burada yalnızsın değil mi? Peki ne yapıyorsun? Türbenin sen burada temizliğini sen yapıyor musun? Hı. Ne zamandır? Ne kadar zamandır? 10 seneyi geçtim ben buraya gireli. Kendin bunu istediğinden yapıyorsun değil mi? Tabii. Allah ne işiniz varsa versin. Amin. Sağ olasın. Melek teyze yıllardır kendisi bir maddi karşılık beklemeden buranın ihtiyacını karşılamakta. Biz şimdi Yunus'u beklerken Tapduk Emre'ye bir yolculuk yapalım. Tapduk Emre Türbesi Çayköy'ündedir. Yunus Emre Türbesi'ne nazaran daha sade ve gösterişsiz olan Tapduk Emre Türbesi'nin hemen yanında maalesef bir ahır bulunmaktadır. Yunus Emre'nin yıllardır türbesinde türbedarlık eden Melek teyze ile konuştuktan sonra Yunus Emre'nin hocası Tapduk Emre'ye geliyoruz. Rivayete göre yıllar yıllar önce bir genç ihtiyacından dolayı doğru Hacı Bektaş'ın dergahında alır soluğu. Ve der ki bana biraz buğday verin erenler. Derler ki sana buğday mı verelim yoksa nefes mi istersin? Ben nefesi neyleyim bana buğday gerek diye tekrar eder. Çünkü ihtiyacı olan buğdaydır, evde bekleyenler açtır. Buğdaylarını alır ve yola koyulur. Yolda aklına gelir. O buğday ona sadece birkaç gün yetecektir. Ama nefes onun ömrünün sonuna kadar ihtiyacıdır. Geri döner ve bineğinden bütün buğdayları indirir. Der ki ben bana himmet ettiğiniz nefesi almaya geldim. Bu defa Hacı Bektaş dışarı çıkar ve biz senin artık bizden alacaklarını Emre'ye gönderdik. Artık ondan alacaksın. Bu bahsedilen Emre Tapduk Emre'dir ve işaret edildiği üzere bunu almaya gelen kimse de o günkü ihtiyaç sahibi Yunus'tur, Yunus Emre'dir. Thank you.
Tapduğun tapısında, kul olduk kapısında, Yunus miskin çiğdik, biçtik elhamdülillah deyip sizleri Tapduk Emre'nin türbesinin görüntüleriyle baş başa bırakarak Yunus'un türbesine doğru yola koyuluyoruz. Melek teyzeden ayrılıp Yunus'u beklerken demiştik ya, işte bizim Yunus'umuz geldi ve biz tekrar Yunus'un huzurundayız. Aşktan, barıştan ve güzellikten yanadır Yunus. Anadolu insanı 700 yıldır Yunus'un şiirleriyle yaşar. Onca acıyı, kaygıyı, tasayı Yunus'un şiirleriyle bal eyler. Pek çok insanın umudunu besleyen Yunus'un bir türbesi de Sandıklı halkına göre tam da buradadır. Bizler bu fikrimizi güçlendirebilmek için yerel tarih araştırmacısı Ali Osman Karakuş'a sormak istiyoruz. Yunus'un paylaşılmamasının sebebi büyüklüğünden, manevi büyüklüğünden kaynaklanıyor. Ve ben öncelikle özellikle şunu belirtmek istiyorum. Asıl mesele Yunus'un nerede olduğu değil. Bizlerin Yunus'un neresinde olduğunuzdur. Çok güzel, evet. Bu açıdan bakarsak zaten sorun da kalmayacak. Evet. Ne kadar büyük bir zat ki birçok yerde türbesi var, sahiplenilmiş. Peki burada oluşunu nasıl ifade edebiliriz size göre? Yunus Emre'nin yaşadığı çağ karanlık bir çağ. Moğol saldırıları, Anadolu'da kan, gözyaşının olduğu bir dönem. Bu topraklar ise o zaman Yermiyen oğulları, Osmanlı'nın beylikler dönemi. Huzur ve sükunun olduğu bir yer. Yani bu sebepten dolayı Sandıklı ve çevresi müthiş bir derviş akınına uğrar. Bu türbelerin, zaviyelerin, tekkelerin çok olmasının sebebi de buna dayanır. Selçuklu'nun devlet hazinesi bile Afyonkarahisar'da saklanır. Yunus Emre bir dizesinde diyor ki, Yunus'a Tapduk'tan oldu. Tapduk'tan Saltuk'a, Saltuk'tan Barak'a der. Yani bu bir nasip alma meselesini anlatır Yunus Emre. Ali Osman Bey o kadar doludur ki Yunus konusunda, biz onun hızına yetişemiyoruz doğrusu. Heybesi dolu gelmiş. Belge, belge, belge. Söylediklerini doğrularcasına arşiv belgesi gösteriyor bize. Biz ikna olsak da koskoca Yunus'u. Bizim sahiplenmemizle olacak iş değil bu. Herhangi bir ilde ya da ilçedeki türbenin gerçekten Yunus'a ait olduğu bilinse, diğer türbeler yıkılmaz ki. Onlara da bir maneviyat atfedilmiş. Onlar da ayakta kalmaya devam eder. İlk söylediğiniz çok güzel. Yani Yunus'un nerede olduğu değil de bizim Yunus'un neresinde olduğumuz Yunus önemli. Yunus'u Yunus yapan bu taşıdığı gizem. Evet. Yani insanlar Yunus'u gönüllerinde zaten taşıyor. Ağzına sağlık Ali Osman Bey'in. Ne de güzel söyledi. İnsanlar Yunus'u gönüllerinde taşıyor. Onun nerede gömülü olduğunun ne önemi var ki? Nallıhan, Eskişehir, Kula, Tokat, Sivas veya Karaman ne fark eder ki? Asıl olan bizlerin Yunus'un neresinde olduğumuzdur. Osmanlı Bankası'nın şube açtığı bir kent olmanın yanı sıra Sandıklı adına para basılan bir kent. Aynı zamanda leblebinin de ana vatanı. Nasıl mı? Sandıklı'yı daha yakından tanımaya ne dersiniz? Asırlardır bir sükunet beldesi olan Sandıklı'da gezimize devam ediyoruz. Bu gördüğünüz bina 1912 yılında Osmanlı Bankası olarak açılmıştı. Elimde gördüğünüz bu altın ise Osmanlı altınlarından, rivayete göre Osmanlı'nın dışı olan borçlarından, hatta savaş tazminatının ödenmesinde elinde ne varsa gönderen Sandıklı halkına teşekkür mahiyetinde bu hediye altın basılmış ve hala borsada işlem görmektedir. Sandıklı'daki ilkler sadece bunlar değil. 1925 yılında Türk Hava Kurumu kurulduğunda güzel bir kampanya başlatılıyor. Peki Sandıklı halkı böyle bir kampanyaya nasıl katılmış dersiniz? Gidip yerinde görmek için şimdi o tarafa doğru bir yolculuğumuz olacak. Sandıklı halkının
o dönemde, o dönem şartlarında kalktıklarını duyduğunuzda siz de şaşıracaksınız. Gören bilir diyelim, gidip görelim. 1925 yılında kurulan Türk Hava Kurumu bir kampanya başlatır. Kendi uçağını kendin al kampanyası. Bu kampanyaya yardımsever sandıklı halkı da dahil olur. O kadar ki 1926 ve 1927 yıllarında toplanan yardım paralarıyla iki uçak alıp Türk Hava Kurumu'na bağışlarlar. Bu uçaklar şu an itibariyle Sandıklı'da değiller. Ama o iki uçağa atfedilen bir maket hala Türk Hava Kurumu binasının önünde durmakta. Sandıklı altın dedik, Sandıklı'nın uçakları dedik ve Sandıklı'nın leblebisine gidiyoruz şimdi. Bakalım bu leblebi hikayesi ne zamandan beri Sandıklı'nın gerçeği haline dönüşmüş. Adı her ne kadar günümüzde başka bir ille anılsa da biz leblebinin vatanı olarak buranın kabul edildiğini öğrendik. Nasıl mı? Bu işi 100 yılı aşkın zamandır yapan ailenin 4. kuşak temsilcisi Zafer Yeğen Bey'den bizzat sorarak. Şu anda 58 yaşındayım ben. Bu işin içerisinde büyüdüm ben. Bu işin içinde devam ettim. Benim 4. kuşak bu meslekle eski olarak babam ve babamın babası. Mesela burada resimlerde bakın bu benim Ali dedem, babamın dedesi. Bu benim dedem, babam. Yani 4 kuşak, ben 4. kuşağım. İcat eden bu Ali dedemiz bizim. 1875 yılına dayanıyor onun bu mesleğe başlaması. Evet, çok eski. Peki sizden sonra çoluk çocuk devam edecek mi bu işe? Valla en önemli soru bu. Ben de bitiyor. Benim şimdi 3 tane kızım var. Onlardan tabii. Devam eden olur mu? Damatlar belki işi alır. Bir işte bir ortanca damadım var. O biraz hevesleniyor. İnşallah yaparsa yapar. Ayağımız uğurlu geldi. Zafer Usta'nın küçük dükkanı bir anda kalabalıklaşıyor. Malum düğün zamanı. Sandıklı'da düğün ve kına alışverişlerinin vazgeçilmez geleneği kuruyemiş ikramı. Zafer Usta'nın dükkanında bu geleneği devam ettiren Akkavak Çifti ile karşılaşıyoruz. Alışveriş ne için abi? Düğün için. Ne zaman düğününüz? Düğünümüz yazın. Yazın. Eşimden alıyorsunuz? Eşimden bir nişanımız var. Nişan hazırlık yapıyoruz yani. Ne gerekiyorsa fıstık, fındık, leblebi, şekerdir. Burada evet efendim. Biz olan tarafındayız. Evet. Gelin evine mi götürüyorsunuz? Evet. Evet. Adettir. Neler gider? Teyzeye soralım. Her istediğimizden gideriz. Beğendiğimizden. Yani sizin beğendikleriniz mi yoksa bir adet var mıdır? Hayır. Biz istediğimizi götürebiliriz. İlla ki gidiyor ama değil mi? Evet. O zaman düğününüzde Allah mutlu mesut etsin. Amin. Çocuklarına selam söyleyin. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Size de hayırlı olsun. Biz de gidelim abi inşallah. Ha. Teşekkür ederim. Sağ olun. Az önce 1875 yılından beri Sandıklı'da aile geleneğini sürdüren ve 4. kuşak olarak leblebicilikle uğraşan Zafer Usta'yı dinlemiştik ve hikayeyi öğrenmiştik. Ahi geleneğinden gelen Nurettin, Şeyh Nurettin ya da Nuri Halife diye bilinen zat leblebicilerin piri olarak kabul ediliyor ve rivayete göre burada leblebi yapmakla alakalı o meşgalesinde başaramayınca çok hüzünleniyor. Nohut tanelerinin üzerine gözyaşları dökülüyor. Zarı açılan nohut ıslanmış ve artık leblebi yapımına daha hazır hale geliyor. Bununla beraber o gün için 40 leblebici. Bugün belki sayıları biraz daha düşük ama bütün yurda leblebinin buradan gittiğini öğreniyoruz. Şimdi Şeyh Nurettin'i ziyaret edeceğiz. Thank you.
su ve çekiç seslerinden bir senfoni karşılıyor bizi ufacık çarşıda. Her çekiç darbesi mesleğe bağlılığın işareti adeta. Genci de aynı, yaşlısı da. Hepsinde aynı meslek aşkı, hepsinde aynı ciddiyet. Eldeki, yüzdeki çizgiler ustalık belgesi. Hala ilk günkü aşkla vuruyor çekicini usta. Artık daha çok alem yapar olmuş bakırcı ustaları sandıklı bakırcılar çağrısında. Pek de hünerliler bu konuda. Yıllarca Türkiye'nin en önemli camilerine alemler gitmiş buradan. Sanki bunun gururuyla vuruyor ustalar çekiçlerini, ekmek tekneleri bakırın döşüne. Kardeşçe, eskimeyen bir senfoni bu. Burası yıllar önce, belki de 1960 tarihi olarak söylendi bize, tam 36 bakırcı varken bugün maalesef 4'e kadar düşmüş durumda. Onlar alem geleneğini, alemleri yapmaya devam ediyorlar bakırcı ustaları. Tabii fabrikasyon olarak artık mücadele etmek çok zor. Bu sistemleri elde üretmek maalesef çok zor. Buradan Türkiye'nin birçok yerine alem gönderilmiş. Bugün alem biliyorsunuz daha önce Orta Asya'da çadırların üzerine bulunan güç simgesi. Bugün ise camilerimizi süslemeye devam ediyor. İlginç bir detay var burada bizim de dikkatimizi çeken. Burada gördüğünüz alemin üstünde tam hilalin ortasında örümcekler yuva yapmış, ağlarını örmüşler. Sanki artık unutulmaya, eskimeye işaretmiş gibi dikkatimizi çekiyor. Bu örümcek ağları sektörün de artık biteceğinin belki de işaretidir. Keşke sürse devam etse, böyle güzel bir Türk-İslam eseri hala günümüzde olduğu gibi 4 tane değil de yüzlerce olsa, ama maalesef bitmek üzere. Artık alemciliği, yani kalaycılık olmadığı için evlerde kullanılan bakır eşyalar, ev eşyaları da yok. Alemcilikle beraber artık bakırcılık da maalesef son günlerini yaşıyor diyebiliriz. Asırlara meydan okuyan bir çarşıdayız. Burası Arastalar Sokağı olarak biliniyor. Beraberinde daha önceleri Germiyanoğullarından sonraki dönemde özellikle nasıl tarihi merkezliyse, nasıl burası çokça ziyaret edildiyse, çarşının bütün esnafı burada hala çalışmaya devam ediyor. Peki tam arkamızda gördüğünüz minare kime, kimlere ait? Ta Germiyanoğulları zamanından bu zamana kadar ayakta kalmayı başarmış şehrin adeta sembolü olan Ulu Cami. Şimdi Ulu Cami ziyarete gidelim, ne dersiniz? ...29 padişah, 11 cumhurbaşkanı gören bu ulu mabet, sandıklının her yerinden görülebilen bir yapıdır. Evliya Çelebi buradan geçerken burasını Çarşı Camii olarak zikretmiş. Çünkü tam da çarşının merkezinde, beraberinde cuma namazlarının sadece kılındığı tek cami olduğu için de Cuma Mahallesi içerisinde bulunmuş. Mehmet Akif gibi büyüklerimizin vaaz ettiği bir camiden bahsediyoruz. İçeride o kürsü şu an koruma altına alınmış. Her köşesi, her detayı özel bir işçilikle yapılmış camimiz. Şimdi içini gezerek detaylarını anlayalım. Her ne kadar minaresinin orijinal çinilerinden çokça bir şey kalmamış olsa da günümüze ulaşan çinilerin maviliği Selçuklu'nun varlığını ispat etmeye yeter seviyede. Sandıklı tarihine şahitlik eden ve zamanında tek bir bina olan bu camide Mehmet Akif de Kurtuluş Savaşı sırasında vaazlar vermiştir. Cami içindeki rengarenk motifler sizi manevi dünyada huzur dolu yolculuklara çıkarır. Anadolu'da örneğine pek rastlayamayacağınız cami tasvirleriyle diğer çiçek ve geometrik desenli motifler Ulu Cami'nin en ilgi çekici özelliklerinden birisidir. Beyaz minberin işçiliği de ayrıca göz kamaştıracak güzelliktedir.
Ulu camiye komşu küçük bir dükkan çarptı gözümüze. Kapısının önünde at koşumları. Sorduk, saraç dediler. Belki birçoğumuz bilmeyiz saraçlığın ne olduğunu. Saraçlık aslına bakarsanız bugün için pek de maddi kazanç sağlanamayan bir meslek. Ama Sandıklı'da bir usta var ki meslek ölmesin diye gece gündüz ilk gün heyecanla yapıyor işini. Saraçlık nedir? Ne yapılır bu mekanda? At arabaların koşumları, paytonlara koşumlar yaparız. Affedersin, inek, sığır, eşek yularları, tasmaları, köpek tasması, bu işleri yaparım. Yani bir dönemin bineklerinin aslında siz kullandıkları malzemeleri temin ediyorsunuz. Evet. Bu ne olacak peki bittiği zaman? Bu hamuda içine çekiyor. Buna monte edecek. Evet, buna monte edecek. Şu an ne yapıyorsunuz? Bunu dikiyor musunuz? Ben bağlantı yerlerini yapıyorum. Buraları bağlayacağım bunları misal işte şöyle. Anladım. Bu şekilde geçireceğim. Buraya bağlayacağım bunu. Şöyle yatıracağız, bağlayacağız. Bu da bunun bitmiş hali bakın. Bu hamut gideceği atı bekliyor, evet. Doğru mu? Evet. Sadece atlarda mı kullanılır? Evet, bu atar. Tek arabalara kullanılır. Tabii meslekte yeni çıraklar, yeni kalfalar, yeni bu işi yapacaklar yetişmiyor. Yılların bu işi yapan bir ustası olarak neler söylersiniz bize? Şimdi ben boş gezemem. Ben yıllarımı bu işe harcadım. Gayet çıkmam. Evde zaten oturamam. Ama alışkanlık, bunu iyi kötü devam ettiriyorum. Ölünceye kadar ben buradayım. Kaç sene oldu? Aşağı yukarı 55-60 senedir ben bu işin içindeyim. Peki geçen yılları, bu kadar süreyi nasıl anlatırsınız? Bize nasıl ifade edersiniz? Zamanında bir numaralı sanattı. Traktörlerin, motorlu vasıtaların olmadığı zamanda bir numara sanattı. Çırak da buluyordu, işler fazlasıyla vardı, sanatkar da çoktu. Sizin bence azminizin bir ispatı belki. Dışarıdan kepenk sesleri geliyor. Onlar şimdi kapanan iş yerleri. Evet. Burada Sandıklı artık akşam saati olunca iş yerleri kapatıyor ama siz hala açıksınız. Biz buradayız diye değil. Evet. Siz hala açık ve çalışıyorsunuz. Ben devam ederim. Ben gece de burada çalışırım. Şimdi ben buradan Türkiye'nin muhtelif yerlerine hizmet vermeye çalışıyorum. Mesela nereye gidiyor burada yaptıklarınız? Edirne, Keşan tarafına gönderiyorum. Kars'a gönderiyorum. Antep tarafına veriyordum. Konya tarafına veriyorum. Allah bereket versin. Ben buradan geçimini sağlıyorum. Usta önlüğü getirdi. Onun tamirini yapıyorum. İnşaat ustasının önlüğünün tamirini yapıyorum. Yani bir bu sanatı kurcalamak da değil ki. Vatandaşa da, topluma da hizmet vermeye çalışıyorum. Biz Kazım amca ile muhabbete dalınca akşamın olduğunu fark etmiyoruz Sandıklı'da. Aslında bir kere de bir çırpıda gezebileceğiniz bir şehir. Ama dikkatli bakınca, dikkatli görünce farklı bileceğiniz, farklı anlayacağınız bir şehir. Sandıklı'dan veda ediyoruz. Gördük ya, biz artık çok iyi biliyoruz. Haftaya başka şehirlerde, başka insanların hikayelerinde, başka mekanların tarihinde görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar Kazım amca.